İsmet Özçelik, kısaca zincir ve kilit stratejisi nasıl bir stratejidir, tutar mı? Bundan sonra belli ki devam edecek ve eğer alınmadığı her yerde belli ki açıklama yapacak CHP Genel Başkanı. Şimdi biz gazeteciler özellikle son dönemde bu sosyal medya çıktıktan sonra mesela benim günlük mesaimin %50'sine yakını gelen haberler doğru mu yanlış mı diye check etmekle geçiyor. Mesela Kazakistan olayı var. Neredeyse gece saat 1-2'lere kadar paylaşılan haberlerin doğru olup olmadığını, o haberi açıklamayı yapan gerçekten o mu değil mi diye orijinal kaynaklara gitme, bunlarla uğraşıyoruz. Yani neden bunlarla uğraşıyoruz? Çünkü hata yaparsan orada ciddi bir analizde sıkıntıya girer. Bu nedenle çok dikkat ediyoruz. Şimdi ana muhalefet partisinin genel başkanı eğer kendisine bir Danıştay kararı bilgisi gelmişse bunu hemen atlamaz. Ben siyasilerle de bürokrasilerde de çok uzun yıllar çalıştım. Yani böyle bir şey geldiği zaman ilk yaptığımız iş hemen ilgili bilimlerden şey istemek, bilgi istemekti. Hatta birçok yetkili de çapraz ister. Orada bir yanlış olmasın diye. Bunun çok acı örnekleri de vardır ayrıca. Bürokraside çok acı örnekleri de vardır ve yani çek eder, çapraz çek eder. Şimdi ana muhalefet partisinin Danıştay kararı diye bu kadar ve neredeyse eyleminin ana fikri olan bir olayda niye böyle hemen birdenbire atladı da böyle bir şeye girdi? Niye çek etmedi? Şimdi bir soru işareti. Ama bu hamlelere bakıyoruz. Ne zaman böyle bir şeye girdi? Kılıçdaroğlu bundan bir sene önce böyle değildi. Son dönemlerde dikkat ederseniz her şeyin içine atlıyor. Yani biraz ben duygusunu öne çıkardı. Bence buraya dikkat etmek lazım. Yani niye birden? Acaba parti altından kayıyor da birden öne çıkma gayreti midir? Ondan sonra da baltayı taşa vurma noktasıdır. Şimdi bu olay Türkiye'de gerçekten sorun çok. Yani kabul ederim, hepimiz yaşıyoruz, sorun çok. İktidar kadar muhalefetin de sorumluluğu var. Ya bu tür politikalar çok vatandaş nezdinde de çok itibar görmüyor benim izlediğim kadarıyla. Şimdi bunu nereden check edebiliriz? Şu anda böyle bir dönemde ekonomideki bu yaşanan olaylardan sonra, bu zamlardan sonra ana muhalefet partisi oylarının fırlaması lazım. Fakat yerinde sayıyor. Hatta bazı anketlere göre de geriliyor. Şimdi tabii demek 21 ile 23 arası demek çıkıyor ki vatandaş çok itibar etmiyor bu tür çıkışlara. Yani ben onu gözlüyorum. İnandırıcı bulmuyor bu tarz bir muhalefeti. Oysa ki hem Türkiye'nin genel çıkarlarını baz alan, onlara esas alan bir politika izlense belki çok daha etkili olacak. Peki bu CHP'de nasıl karşılanıyor? Biraz önce arkadaşlara söylediler. Ben de birçok CHP'liyle hemen hemen her gün görüşüyorum. Ne diyorsunuz diye. Mesela benim gözlemim şu. Bundan diyelim ki 3 ay önceki durum herkes fazla eleştirmiyordu. Fakat şu anda parti yönetimine eleştiri okları giderek artmaya başladı. Mesela bu Danıştay meselesi çok tartışılıyor. Hatta kıdemli CHP'liler dediğimiz... Pardon, yani şöyle, milletvekilleri mi genel merkez yönetimini eleştiriyor? Şimdi milletvekilleri içinde de var ama daha çok şeyler. Partideki hani... Partilerin bir akil adamları vardır ya, bunlar öyle çok şeyde değildir. Yani esas partili onlardır. Ne belediyede ihale peşindedir, ne şeydedir. Yani o tipler vardır. Her partinin bu tür akil adamlarını bulursunuz. Emekliler mi? Emekli demeyelim. Yani onlara da... Geçici uzaklaştırma almış. Yani öyle de değil herhalde, değil mi? Yani hala partinin içinde partinin aktifler. İçindeler. Yani bunlar peki, samimi partililerdir. Tamam. Yani parti kendisinin bir yerde olması önemli değil. Partisi yüksek oy alsa çok mutlu olurlar. Peki Kemal Bey eleştirilerini niye söylemiyorlarmış mesela? Şimdi onlarda da benzer bir sorun var. Fazla ulaşamıyorlar anladığım kadarıyla. Veya başka sıkıntılar da var tabii. Bunları dışarıda söylüyorlar. Belki de yüz yüze geldikleri zaman herkesin beklentileri oluyor. O nedenle de biraz pas geçiyor da olabilirler. Yani o da bir ihtimaldir. Niye? Çünkü atıp seçime yaklaştık çünkü. Herkesin... İşte abi tweet atıp randevu istedik vermedi geliyoruz deyip CHP'ye gitsin. İşte o da bir tabii ki şey. Ama o daha şimdi makul karşılanır. Bir başka nokta parti daha var buradaki olayda. Şimdi bu zincir kilit meselesinde. Şimdi bakın. Belki biraz sonra bilmiyorum gelir miyiz Kazakistan'da yaşanan olaylar. Önce şu Türkiye'de siyasette sokaklara dökülme polemiğine geçeceğim hemen. Şimdi eğer bu iş içeride kaos yaratma politikasının bir parçası ise, böyle bir ihtimal de çok zayıf değil, o zaman ciddi sıkıntıyı beraberinde getirir. Nasıl bir dakika? Yani şöyle, Kemal Kılıçdaroğlu bunu yaparak içeride kaos mu yaratmaya çalışıyor? Hayır, şöyle bir şey. Mesela ne yaparsınız? İnsanları şeylere karşı yöneltirsiniz. Tahrik edersiniz. Yani bu tür eylemlere girişmeleri noktasında. Ama mesela yok, diyelim bizim ki, böyle amacımız diyorlar. Ya diyebilirsiniz de şimdi siz bunu yaptığınız yoksa zaman. Yoksa niye o zaman basıyor? Şimdi bakın, üniversite şeylerine, öğretmenlik sınavında kaç bin kişi var? Yanılmıyorsam 300 küsür bin kişi sınava giriyor ve öğretmen olmak için bekliyor. Şimdi alınan kişi küçük. Şimdi küçük olan bir yerde bu tür dedikodular çok büyük sansasyon olur. Şimdi herkes benim hakkım yendi noktasında gelebilir. Şimdi 300 bin kişi var. Eğer 5 bin kişi alacaksınız, 295 bin kişi doğal olaraktan kaygı duyar veyahut da en azından tepki gösterir. Mesele aslında kuruma gitmek değil, insanları sokağa mı çıkarmak? Yani kurumun kapısı adı altında sokağa mı çıkarmak? Yani eğer diyoruz böyle bir niyet de varsa, gerçi açıklamalarında biz sokağa istemiyoruz deniyor ama. Diyorlar. Ama bu işler öyle olmaz, biliyorsunuz. Bu işler... Ama yoksa kullanılan dil, yapılan iş uymuyor ki ona. İşte eylem birlikteliği diye bir şey var ya. Yani gidip mesela Milli Eğitim basıyorsunuz, öyle mi? TÜİK'i basıyorsunuz, tweet atıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben iş başına geldiğimde sarayı saat 10'la işte 12 arası halka açacağım. Görün bilmem ne. Yani Çavuşescu mu Erdoğan? Ya Erdoğan son 20 yıldır 15 seçim kazanmış bir lider. Ayrı bir tartışma konusu ama. Bu gergin değil. Ha, geleceğim. Bu dediğiniz şeyi yapar. Yani insanları şimdi şeytanın aklına getirmek diye bir hikaye vardır ya. Hı hı. Şimdi düşünün, ben mesela ben şey olsam, şimdi atanamayan öğretmenler hakikaten çok zor durumdalar. Biraz önce Milli Eğitim Bakanı'nı çıkardınız. Evet. Sorular bana da geldi. Evet. Yani bütün sorular bunlarla ilgili. Hı hı. Şimdi böyle bir ortamda düşünün olayı. Abi bunun dışında kaç soru geldi? Soruların %90'ı bu değil miydi? Size de geldi galiba. Atanamayan öğretmenlerin durumuyla ilgili. Ne kadar kadro açacaksınız? Ne 50 bin kadro, bilmem söz vermiştiniz. Bunlar evet, var. Evet. Yani böyle bir ortamda insanları ne yapıyorsunuz? Bir anlamda sokağa itecek bir politika izliyorsunuz. Peki bir şey diyeceğim. Yani bu öngörünüz mü ya da gördüğünüz mü? Yoksa bu böyle konuşuluyor mu kulislerde? Böyle bir... En azından böyle bir gerginlik yaratmak istediği CHP içinde mi konuşuluyor? Yaygın düşünce. Hayır, polis mi? Şimdi bakın, yeni bir Amerika'daki bir derginin yayın organının Foreign Face'de çıkan bir makale var. Daha yeni çıktı. Yarın Aydınlık Gazetesi'nde de bunun haberi var. ABD Dışişleri Konseyi'nin yayın organı. Aynen makalede özellikle şu, muhalefete teslim ol, ordu arabulucu olsun. Muhalefete teslim ol, ordu arabulucu olsun. Düşün, Erdoğan'a yapılan çağrı bu. Nasıl yani? Amerika Dış İlişkiler Konseyi'nin yayın organında çıkan makale bu. Ne diyor? Yani özet söylüyorum, muhalefete teslim ol, ordu arabulucu olsun, senin hakkında herhangi bir işlem yapılmasın. Hangi bu ordu? Türk ordusu. Burada orduya da nifak sokuyor. Kemal Bey'in durumuna düşmeyelim. Amerikalılar böyle bir öneride mi bulunmuşlar? Makale yazmışlar. Makalede yazılan diyorum. Bakın Türkiye'de bu kışkırtma... Türkiye'de bu böyle olmalı diye... Evet. Hayır, bu kışkırtma yapıyorlar. Dış Politika dergisi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Evet. Bu 2 gündür konuşuluyor. İğrenç bir yalan. Aynısını 7 Haziran seçimlerinden sonra da söylemişlerdi. Sözde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte seçimleri kaybedeceği varsayımından yola çıkıyorlar. Kendisine yargılanmayacağına dair garanti verileceği gibi hani deli saçması. İşte Amerika'da oturup Türkiye'yi yorumladığını iddia eden muhtemelen FETÖ'cü kripto hainlerden, casuslardan ortaya çıktı bugün bir tanesinde iddianamesi, biliyorsun. Ya bu işlerin kriptosu kalmadı artık. Eskiden kriptoydu. Artık herkes açık açık yapıyorlar yani. Açık açık yazılıyor. Belgesi var mı? Yalnız yok. Kemal Bey'in durumuna düşmeyelim. Danıştay belgesi yokken var mıydı? Evet, makale var canım. Gördünüz mü? Şimdi makaleyi gördünüz mü? Evet, çevirdik biz. Mesela yarına yayınladık gazetede, yarın çıkıyor. Aydınlık gazetesine yarın çıkıyor. Bu 2 gündür konuşuluyor. Yarınki gazetede gördüğüm için söylüyorum. Şöyle işte seçimi kesin kaybedecek. Efendim şöyle böyle bildiğiniz, yani Türkiye'de işte FETÖ'nün sosyal medyada... Yani kışkırtma, her anlamda kışkırtma. Ha, yani hem işte Amerikalılar kışkırtıyor, hem ordular hem Ruslar, içeride de muhalefet bir kışkırtıyor. Bir Türk asıllı yani şahsın kaleme aldığı yazı... Türk asıllı kim? Ama yazılan şey... FETÖ'cü mü? Dış İlişkiler Konseyi, öyle sıradan bir konsey değil. Ya, dergi. Yazan hayır, kim dergi peki? De konseyin yayın organı. Yani orası da çok anladım ciddi. Da. Yani Türkiye ile ilgili... senatör mü bu? Millet hayır. Bir, orada görevli bir Türk. Ya ne olduğu belli değil işte. Çağatay. Soner Çağatay isminde. Niye bunu tartışıyorsunuz? Kim, bu kimi bağlar evet, ki? Yani, ama yakın yayın organı önemli. Yani yazdığı yer önemli. Ya bu o dergi Türkiye'ye ilişkin hep böyle hasmane bir tavır takınan bir dergi. Çağatay dediniz. 7 Haziran seçimlerinden Soner Çağatay diye. Ha. Ya bir internet sitesi haber yapmış da ben de 2 gün önce notlarımı almıştım. Orada görmüştüm. 7 Haziran seçimlerinden sonra da aynı senaryoyu yine tedavüle sokmuşlardı. 1 Kasım'da ne olduğunu hep beraber gördük. İşte aç tavuk kendini dar ambarında zannedermiş. Niye 17-25 Aralık'ta Kılıçdaroğlu'nun demeci var? İyice YouTube'da karışacak. Bulayım ben size, Erdoğan kaçacak göreceksiniz diye. İyice kaçacak. Yani duruyor YouTube'da. Bu bir strateji, toplu strateji gibi görünüyor diyorsunuz. Görünüyor. Peki. Melik, sen de bir şu zincir kilit meselesi ne? Bir kısaca sen ne düşündüğünü söyle. Yani bunu, bu bir stratejiyse neyin stratejisi, başarılı oluyor mu olmuyor mu? Hemen şeye geçeceğim çünkü. Bu strateji, hızlıca söyleyeyim, bu strateji Kemal Bey'e artık böyle daha aksiyonel olmalısın. Daha doğrudan eylemin bir parçası olmalısın. Seni çok yumuşak buluyorlar. El böyle masaya vurmuyorsun diye bir strateji belirlediler. Ve son dönemde bilinçli bir şekilde yüksek bir dozda gidiyor. İmamoğlu da elini masaya vurmuyor ama Kılıçdaroğlu'dan daha yüksek oy alıyor. Mümkün. Yani bence de mümkün. Oy almak için vurmak hayır, bence de mümkün. Yani ben o yüzden dedim, etrafındaki danışmalar acaba ona iyilik mi yapıyor? Ondan emin değilim. Yani çünkü bu şey değil. Hani her insanın bir stili var. Yani her insana böyle ya sen böyle davranırsa olur diye bir şey olmaz. Ona o gömleğin uyup uymadığı mı da önemli. Mesela Kemal Bey'e bu gömlek uymuyor. Uymuyor. Gerçekten uymuyor. Yani devleti bilen, bürokrasiyi bilen biri böyle Zaloğlu Rüstem gibi oraya buraya dalacağım, hesap soracağım falan olmuyor. Dil de olmuyor. Ama dediğim gibi Rüstem iyi bir karakterdi galiba. Ben bir bakayım hatırlamam. Yani öyle bir dil seçmesi de sıkıntı. Yani ya şöyle bir şey olabilir mi sevgili Hande? Ya ben işte geleceğiz iş başına, sarayı halka edeceğiz, görsünler. Niye saray kapalı mı? Herkes gidiyor oraya zaten. Resepsiyon, kütüphanesi var, 7/24 açık. Muhtarlar gidiyor. Kemal Bey'in bundan haberi yok mu? Danışmanlar mı onu kekliyor? Gerçekten ben anlamış değilim. Ya kusura bakmasın, böyle bir şey olur mu ya? Külliye dediğiniz yer böyle yüksek duvarlar falan değil ya. Gidebilirsiniz. Camisi var, kütüphanesi var. Daha resepsiyonlarda bütün millet yok mu? Efendim? Yalnız bak, yüksek duvarlar var etrafında dedim. Hayır ya, o güvenlik gereği var. Hani aşılamayacak anlamda söylüyorum. Lisedeyken 5 metre sopayla yüksek atlamacı olduğu için oradan atlayarak yok yani şey manası, hani ulaşılamaz bir şatodan bahsetmiyoruz yani. Şimdi aslında Kemal Bey'i de anlamak lazım. Ne demek istiyorum? Ya şimdi Kemal Bey Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Cumhurbaşkanı adayı olmaya mecbur. Ama bu yol doğru mu? Zaten meselemiz bu. Cumhurbaşkanı adayı olmak için bütün kamuoyu araştırmalarında gerisinde kaldığı 2 tane belediye başkanını popülerite anlamında geçmek gerektiğini görüyor. Demek bunu ki da, strateji uyguluyor. Ha, bunu da bu yöntemle yapmaya çalışıyor. Ama senin ekibin uyguluyor. Bak şöyle, ama bak bu yöntem işe yaramıyor. Bak ben iddia ediyorum Kemal Bey. Ya yaramıyor mesela, 21 işte. Bak, Kemal Bey mesela şu süreçte çıksa, şu açıklamayı yapsaydı Hande, Türkiye zor bir dönemden geçiyor. Gün, iktidarı eleştirme günü değil, eleştiri hakkımızı haklı tutarak her türlü desteği vermeye hazırım deseydi, inan şu an popülaritesi Ekrem İmamoğlu'nda geçerdi, Mansur Yavaş'la geçerdi. Şimdi tarihi bir bilgiyi düzeltelim Melik'ciğim, yanlış söylemişsin Zaloğlu Rüstem'le ilgili. Hem bunu okuyayım kısaca, hem de Kemal Bey'e bir yol göstermiş oluruz. Mücadele yöntemini. Tamam, oradan da şeye geçelim. Şu sokağa dökülme polemiğine. 4 gözle moderatörümüz bekliyor. 2. maddeye geçmek için. Evet. Hayırlısı. Ne kadar meraklısın sokağa dökülmeye Hande. Tamam, bütün kötülükler bende. Doğrusu da pürü pak. En kötü ben. Millet can derdinde, moderatörler genelde yani sözün esnafları derdinde olur. Bak, Zaloğlu Rüstem gibi saldırıyor dedin ya Kemal Bey. Zaloğlu Rüstem'e benzemiyor demiştim. Bak neymiş Zaloğlu Rüstem? İşte nokta nokta nedenleriyle özellikle pehlivan, yiğit, hükümdar gibi şahısları övmek için Zaloğlu Rüstem'in adı kullanılır. Kahraman olması lazım. Güreşçi, bak dinle. Alper Tunga ile giriştiği mücadele anlatılır. Güreşçi yönü ağır basar. Mesela Kemal Bey güreşçi mi yok diyorsunuz. Erdoğan için ne dedi? Er meydanına gel, seçim meydana gel. Biz de ne demiştik? Yani ben demiştim. Ya er meydanına gitse daha adayınız meydanda yok, meydan boş. Yani er meydan çağırıyorsun. Bak diyor ki güreşçi yönü ağır basar. Tutuştuğu güreşlerde hiç yenilmediği söylenir. Uydu mu Kemal Bey? O her seferinde yenilmiş. Hayır, ben şey dedim. Yenilmemiş. Onun gibi ortaya atılıyor dedim. Ha, atılıyor ama bak bu yani hiç öyledir yenilmemiş demedim de onun gibi ortaya atılıyor. Yani meydan okuyor. Çıta yükseltiyor. Tüm Orta Doğu'da güreşçilerin simgesi haline gelmiş Zaloğlu Rüstem. Ben ve asla yenilmemiş. Yani aslında Zaloğlu Rüstem, bak şimdi bana ne derlerse desinler de bir şey söyleyeyim. Zaloğlu Rüstem aslında Erdoğan'a benziyor. Hiç yenilmemiş diyor. Tabii. Sıra bakma. Ande dış ilişkiler konseyi hakkında isterseniz izleyicilerimize kısa bir bilgi verelim. Yani çok hafif alınacak bir kuruluş değil. O dış ilişkiler konseyi Amerika'nın politikalarının belirlenmesinde, uluslararası ilişkilerin belirlenmesinde çok etkili olan bir düşünce kuruluşudur. Yani o nedenle çok orada yazıp çizilenleri çok hafife almamak gerekir diye düşünüyorum. Yani o yüzden de ben Kemal Bey'in bu stratejisinin asla sonuç vermeyeceğini düşünüyorum. Kaldı ki anketlere baktığımızda da 21 ile 23 arasında gezinen bir CHP oyunu bunu işe yaramadığını gösteriyor bize. Ya benim yani naçizane fikrim, ben mesela Kemal Bey'in danışman ekibinde olsaydım bu kumaşın Kemal Bey'e uymadığını söyler ve itiraz ederdim. Ya bu şey gibidir, hani yine şimdi kızacak bana ama kapının futbolda şimdi kendine sert oynayacak adamın mesela göğüs şeyi, yani vücut kondisyonunun iyi olması lazım. Sert oynayacak. Ya mesela gelmiş geçmiş en iyi orta saha oyuncusu Oğuz Çetin'dir. Teknik oynardı. Mesela ona sert futbol oynatamazsın. Oynattığın anda ne oluyor biliyor musun? Kendi tendonları kopar, futbol hayatı biter. Rıdvan Dilmen. Sert oynayamaz. Estetik futbol oynar. Ne oldu? Şeyi yüksek. Altay maçında çift daldılar, adam futbol hayatını bitirdi. Sattın mı Messi'yi? Messi'ye ne oldu? Yok şey anlatmaya çalışıyorum. Yani stile uygun. Yani Kemal Bey'e o uymuyor. Gerçekten uymuyor. Ya mesela ben izliyorum, ya uymuyor ve bunda ısrar ediyorlar. İşin tuhaf tarafı o. Yani az önce senin okuduğun cümle var ya, zincir kilitleri depolayın. Geliyorum. Bu stratejinin devam edeceğini gösteriyor bize. Salı günü attığı tweetlerden de bunu anlıyoruz. Yani bu sertlik politikasına devam ediyor. Diyorum ki ya acaba hani böyle gerilimin işe yarayacağını mı biri söyledi ona? Ya işte ben de bunu anlamıyorum. Şimdi niye? Çünkü ufak ufak geçeceğim. Şimdi bu konuya müsaade edersen. Yani makamlara ya da kurumlara gitmek, bağdaştırdığınız konular, ama sonra bir anda da hop sokak hikayesi çıkıyor. Ama sokak hikayesine de farklı yanıt veriyor bu sefer. Tamam. Yani mesela sokak hikayesinde verdiği yanıt, bence Kemal Bey'in orada verdiği yanıt daha güzel bir yanıt. Yani daha sakin, mutedil bir dil. Bence bir ana muhalefet partisi liderinin yapması gereken açıklama. Ben de diyorum ki onu söylersiniz. Ama bu sert değil, tahrik edici değil, böyle bir sonuç doğurabilir. Yani mesela gezi süreci, hani diyorlar ya aslında böyle başlamadı bilmem ne, ama sonuç itibariyle başka bir yere gitti mi? Gitti. Yani mesela Kazakistan'da ne oldu? 5-10 tane genç çıktı. Dedi ki akaryakıt fiyatları yüksek. Başka faktörler araya girdi, şimdi kontrolden çıktı. Mesela şöyle bir iddia var. Ya Amerika'nın işte Suriye'de savaşan DAEŞ'i, Kazak Türkmen kökenli DAEŞ'leri oraya yerleştirdi ve bu eylemler sırasında sahaya sürdüğü iddiası var. Ki Kazak Cumhurbaşkanı da diyor ki çok profesyonel militanlarla karşı karşıyayız. Hatta onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bir sürü, Rus virüsü var diyor. Mesela hatta Rus virüsü, FETÖ virüsü var diyor. Şimdi İsmet abi iyi bilir. Nesnel koşulların somut tahlili, devrimci abi. Şimdi bu tür şeyler Böyle sizin kontrolünüzden çıkabilir. Sokağı hareketlendirmek için siz bir proje hayata geçirdim, hadi hareketten deyince olmaz o. O zaten olmaz. Bir mimarlık projesi değildir bu zaten. Bir yerden başlar, kontrolden çıkar. Ben de diyorum ki bu sert değil. Ya bu sert değil. Bu hani kutuplaştırıcı değil. Böyle bir sonuca yol açabilir. Bak mesela kaldı ki başladı da, yani mesela bir şeyin, Fikri Sağlar'ın şeyi okuyayım ben sana. Partisi, STK'sı, bütün muhalefet cephesi tweet atma aşamasından adım atma aşamasına derhal geçmelidir. Yollar, meydanlar demokratik haktır, bizi bekliyor. Aa, buyurun. Diyecektim zaten. Hayır, buyurun. Evet, birileri bunu Fikri demokratik sıradan bir adam hak olarak Fikri Sağlar sıradan bir adam ya. Ediyor. Bir de bu parti Kültür Turizm Bakanlığı yapmış. Bir dönem bu partinin beyni